Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta yine COVID salgını konuşmaya devam ediyor olacağız. Konuğumuz, hoş geldiniz Murat Hocam. Merhaba. Murat Hocam, Murat Güvenç, sevgili Murat Güvenç. Daha önce çok kere konuk oldu programımıza. Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü. Sevgili Murat Güvenç, hepimiz zaten bu veriler üzerinden yaptığı şehir çalışmalarından yakinen tanıyoruz. Aslında bugün ilginç bir şekilde kendisinin başka bir vesileyle yaptığı çalışmanın COVID salgını üzerinden nasıl değerlendirebiliriz diye kendisiyle uzun uzadıya konuşmayı planlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz Murat Hocam. Hoş bulduk. Bu çalışmamız aslında Marmara Bölgesi nüfus yoğunluğu çalışması. Bu projeye dair bize öncelikle genel bir çerçevesini çizer misiniz? Sonra hızlıca bu COVID salgınına bağlarız. Şimdi bundan 3 yıl önce biz bir TÜBİTAK'a başvurduk ve bu başvuru bir proje başvurusu yaptık. Bu başvuruda da İstanbul'da kentsel bölge, yani İstanbul'un şehir sınırları dışındaki Marmara bölgesinin son 40 yılda sergilediği dönüşümleri izlemek iyi amaçlayan bir araştırma projesi verdik. Projenin amacı dünyada yeni bir olay olan bu kentsel bölge oluşum süreçlerini izlemek idi. Evet. Yani kentsel bölge yeni bir kavram. Metropollerin dışında gerçekleşen, metropoliten alanların ötesinde kent diyemeyeceğimiz ama kırda olmayan bir yeni oluşumlar var. Bu mesela İstanbul'dan Tekirdağ'a giderken veya İşte İzmit'ten Adapazarı yönünde giderken veya Bursa şehrini çıktığımızda Bursa Yalova arasında gördüğümüz peyzaja deniyor bu kentsel bölge. Burada ne var? Burada benzin istasyonları var, biraz tarım var, bazı fabrikalar var, bazı outletler olabiliyor, konutlar olabiliyor. Yani böyle kırsal faaliyet var ama kırdan ibaret değil. Kentsel faaliyetlerde tam kent yoğunluğunda değil. O yüzden bu bütün dünyada yeni bir süreç olarak izleniyor. İşte bu uzun bir çalışma zaman içerisinde işte metropollerin çeperlerindeki alanlar nasıl değişiyor? Metropoller nasıl desantralize oluyor? Kırsal alanlar, kırsal karakterlerini nasıl şey yapıyorlar, kaybediyorlar? Yani bu alanda Türkiye'de bir ne zamandır bir araştırma programı var. Biz de bunu kapsamlı bir araştırma projesiyle İstanbul için yapmayı çalıştık. Ve bu tabii önce veri toplamayı, ondan sonra bu verinin analizini, ondan sonra bunların haritalanmasını ve yorumlanmasını için şey yapıyor. Proje aşağı yukarı bitme aşamasına geldi. Bu korona işleri olmasaydı Haziran 15'te bitecekti. Ama bütün projeler gibi bizim projenin de teslimini 3 ay daha geciktirdiler. Biz de 3 ay sonra vereceğiz ama projede bazı resimler ortaya çıktı diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi de bu bölgede biz burada 3 tane bu kentsel bölge oluşum sürecini izlemek amacıyla 3 temel değişkeni hakkında bilgi toplanabilen 3 temel bir değişkeni incelemeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi nüfus yoğunluğu idi. Evet. Bu da mahalle ve köyler ölçeği. İkincisi mahalle ve köyler ölçeğinde rayiç bedel farklılaşması. Yani bu mahalle ve köylerdeki sokakların emlak vergisine esas olan değerleri nasıl değişiyor? Bunun bilgilerini toplamaya çalışıyorduk. Üçüncüsü de bu sokak ve bu mahallelerde nasıl diyelim arazi örtüsü, yani arazide olup bitenler uydu resimlerinden alınıyor. Uydudan alınan resimlerin analizi üzerinden Marmara bölgesinin mahalle düzeyindeki bir arazi kullanım haritalarını yaptık. Yani bu üç harita yan yana birlikte kullanıldığı zaman nerelerde işte ne tür faaliyetler var, nerelerde nüfus yoğunluğu ne kadardır ve bölgelerdeki
bu bölgelerdeki raiç bedel, yani bu bölgenin rantı ne kadar yüksektir, bunları üçünü birden görebiliyoruz. Bu haritalar tabii sonuçta, yani bu COVID-19'dan çok daha önce Marmara bölgesinin bölgesinde hem kentlerin ama kent dışı alanların, evet, ki bu bir ili kapsıyor. Yani işte Bursa, bütün Güney Marmara, Trakya ve Doğu Marmara'daki bütün illeri kapsıyor. Bu illerdeki dönüşümü işte incelemeyi izleyen, amaçlayan bir proje. Yani proje henüz daha bitmediği için bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum ama yoğunluk haritası bize ilginç bir şeyler söylüyor. Evet, çünkü ben de bu yoğunluk meselesi, bu yoğunluk işini. Evet. Bu yoğunluk içinde biliyorsunuz bu son zamanlarda bu COVID-19 hastalığıyla ilgili basında söylenmedik bir şey kalmadı. Yani her konu sosyal nasıl bulaştığından sosyoekonomik etkilerine, değil mi? Cinsiyet açısından nasıl seçmeli olduğuna, yaş yapısında nasıl seyrettiğine. Fakat bazı şeyler, bazı konularda Sağlık Bakanlığı bilgi paylaşmakta şey oldu. Evet, özellikle iller özelinde bilgi paylaşmak. İller itibariyle bilgiyi vermek istemedi. Evet. Bu tabii anlaşılabilir bir şey. Ben iller üzerinde hastalık bilgisine sahip değilim ama bizim yoğunluk haritasına doğru baktığımızda bunun neden verilmediği konusunda bazı ipuçları edilebiliyor diye düşünebiliriz. Bizim yoğunluk haritasına bakarsak işte bazı şeyler görebiliriz. Şimdi burada bu gördüğümüz şeyde Marmara bölgesini görüyoruz. Evet. Buradaki gördüğümüz şeyler, parçalar aslında ilçeler. Yani bunlar 144 tane. Bu da karşılaştırma yapabilmek amacıyla da biz 1990 yılının idari bölünüşünü esas aldık. Yani yeni kurulan ilçeleri, evet, dikkate almadık. Çünkü bu bilgi aynı zamanda daha önceki yıllarla da şey yapacağız. Şimdi bu şimdi burada gözükmüyor ama ileride göreceğiz. Evet. Bu ilçeler ve mahallelerin, mahalleler ve köylerin nüfuslarını, 2017 yılındaki nüfuslarını, 2017 yılındaki alanlarına bölersek bir yoğunluk bilgisi elde ediyoruz. Bu yoğunluk bilgisi elde ettiğimiz zaman ilk kuşakta, bugün sağ üst köşede göreceksiniz, çok yoğun bölgeler var. Bu çok yoğun bölgeler İstanbul'un İstanbul yakasında E5 yolunun üzerindeki mahalle ve kesimleri şey yapıyor. Buralarda şimdi sıkı durun, kilometre kareye 100 bin kişilik yoğunluklar var. Kilometre kareye, yani 100 bin kişilik. 1 kilometre kare içinde 100 bin ila 25 bin kişinin yaşadığı yoğunluklar var. Bunlar yani dünyada eşi benzeri olmayan derecede yoğun bölgeler. İstanbul'daki... Evet. İzleyicilerin anlaması için bu 1 kilometre karede 100 bin kişiyi nasıl başka türlü aktarabilirsiniz? Çünkü çok afaki rakamlar. Yani şimdi biraz oraya geleceğim. Bundan sonra bir ikinciye doğru gelelim. İkinciye doğru gelelim. Bir ikinci, evet, şey var. Bakın, evet, bu ikinci şeyi gördüğümüz zaman bizim haritamız biraz daha izlenebilir oldu. Burada İstanbul'un özellikle ikinci köprünün altındaki kesimini, ondan sonra Bursa'yı görüyoruz. Evet. Kocaeli ve Sakarya kent merkezlerini görebiliyoruz ve böyle bir alan. Şimdi bu alanda, bu iki şeyde, bu fikir vermek istersen, yaklaşık olarak şimdi sıkı durun, 16 milyon kişi yaşıyor. Toplam Marmara bölgesinde yaşayan 24 milyon nüfusun 1/3'ü bu haritada gösterdiğimiz kırmızı renkli yerlerde yaşıyor. Buralardaki ortalama nüfus yoğunluğu hesaplarsak kilometre kareye 1600 kişi yapıyor. Yani bütün bu alanda. Ve bu da hektar başına 160 kişi gibi bir yoğunluğa tekabül ediyor. Bu hektar başına 160 kişi yoğunluğun ne anlama geldiğini gözümüzün önüne getirebilmek için bir futbol sahası düşünelim. Evet. Futbol sahasında 10 tane takımın
oyuncularının futbol sahasının içini dolduğunu düşünüyorum. Yani futbol sahası 100, içerisinde... 110 kişiden bahsediyoruz. Yani 160 kişi, onun yarısını alıyoruz. 80 kişi. Evet. İşte bu 80 kişi aşağı yukarı 10 futbol takımı evet. Şeyindedir, büyüklüğündedir. Yani bir futbol sahasını 10 tane futbol şeyinin evet. takımının doldurduğunu düşünelim. Bu tabii dünyada daha sonra da göreceğiz. Eşi benzeri olmayan yükseklikte, değerlikteki yoğunluklar oluyor. Bu yani o Bursa merkez İstanbul'daki Bursa merkez İstanbul'un yani Büyükçekmece ile Gebze arasındaki kısmı ve ikinci köprüye kadar olan bölümü. Bakın ondan ikinci köprüden ötesindeki o ormanlık alan, bugünkü o kapalı yerleşmelerin olduğu alan bu evet. haritada bu yüksek yoğunluklarda değil. Oralardaki yoğunluklar çok daha düşük. Siz bunları galiba büyütmüşsünüz. Böyle bakarsak üçüncü slide'da daha da büyük görebileceğiz bu bölgeyi. Bakıyorum hemen onu da. Pardon. Şöyle. Evet. Burada, şimdi buraya baktığımız zaman belki gözle görülebilir. O kırmızıların içinde küçük küçük şeyler var. Beyaz şeyler var. Onlar işte bizim mahalleler. Evet. Kuzey kısmında, bakın İstanbul yakasında kuzey kısmında bir kırmızı leke görüyoruz. Burası da o meşhur Taşoluk toplu konut bölgesi. Orada da inanılmaz yüksek yoğunluklar var. Ama gördüğünüz gibi İstanbul'un ikinci köprüden ötesindeki, Boğaz ötesindeki bölgeler bu yoğunluk bölgesine girmiyor. Burası işte bütün Marmara bölgesinde nüfusun 1/3'ünün yani 16 milyon şu gördüğümüz leke içinde yaşıyor. Şimdi tam devam edelim. Özellikle sosyal mesafe konuştuğumuz zaman da işte herkes 1.5 metre uzakta gidecek evet. dediğimiz mesafede bir yandan da özellikle bu çizdiğiniz bölgelerdeki yoğunluğun bir futbol sahasında 100'den fazla kişi olduğunu düşünürsek aslında öyle 1.5 metrelik bir mesafede çok... Evet yani burada herkes aşağı yukarı bunun en yoğun bölgelerinde herkes esas itibariyle bakarsak 2'ye 2'lik bir karenin içinde yaşıyor gibi bir durum var. Burada yeşil alan falan yok. Tabii şeyleri, yolları ve iş yerlerini falan düşersek gerçek yoğunluk aslında insanların yaşadıkları bölgelerdeki yoğunluk çok çok daha yüksek bir durumda. Evet. Ve İstanbul'un en hareketli olduğu yerler de yani insanların işe gitme, işten dönme rotaları da bu belirttiğiniz aslında kırmızı alanlar. Evet, evet. Yani o yüzden zaten İstanbul'da bu kadar küçük alanda bu kadar nüfus yaşadığı için tabii bunun doğal sonucu da muazzam bir trafik sıkışıklığı falan oluyor. Yani bu aslında İstanbul'un bütün metroları da bu alanın içinde çalışıyor. Yani bu trafik şeyinin en yüksek olduğu yer, rantların en yüksek olduğu yer, şehir merkezinin en yüksek olduğu yer bu bölgede duruyor. Evet, devam edelim. Bir sonraki slide'a geçelim. Evet, çok yüksekleri de. Buradaki bak buraya geldiğimizde bir küçük bir daha bir turuncu şey yapılıyor. Burada da yoğunluklar yüksek fakat yani şey olarak ikisine göre biraz daha azalıyor. Burada 6 kilometre karede 6000 kişi ila evet. 34 kişi arasında. Yani buradaki şeyde bir futbol sahasında 45 kişinin bulunduğu bir yoğunluk gibi. Evet. Yine yani burası Balıkesir'in eklendiğini, Tekirdağ'ın Balıkesir'i eklendiğini. Gördük. Bir karşı tarafta Çerkezköy'ü gördük. Evet. İşte İnegöl'ü gördük ve şey tarafında, Körfez tarafında da bazı küçük ilçelerin oluştuğunu gördük. Şimdi bir evet. dördüncü şeye geçelim. Evet. Dördüncü bir yoğunluğa geçelim. Bu evet. da bakın kuşak kuşak, yani şehir merkezinden uzaklaştıkça yoğunluğun yavaş yavaş düştüğünü görüyoruz. Trakya'da 3 tane kentsel bölge, Tekirdağ'ı görüyoruz, Çorlu'yu görüyoruz, Şerkezköy'ü görüyoruz ve evet. onun altında Bursa etrafındaki oluşumu görüyoruz. Bandırma civarını görüyoruz. Evet. Balıkesir görüyoruz. Yani bu şekilde Marmara bölgesinin yerleşmeleri yavaş yavaş şey yapıyor. Bunlar Marmara bölgesinde İstanbul kadar olmasa bile yoğun yerleşmeye sahip olan yerleşmeler. Evet. Şimdi beşinci şeye bakalım. Görece yüksek olan. Yani beşinci şeye başladığınız zaman bakın bu daha önce gördüğümüz dördüncü katmana bitişik yeni yoğunluk bölgeleri şey yapılıyor. Bakın aynı zamanda İstanbul'da İzmit arasındaki yol ve şeyin İzmit'ten Yalova arasındaki yol yani bizim
Doğu Marmara Koridoru dediğimiz koridor yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bunlar hala büyük kentsel yerleşmeler. Yani bunlar işte kentsel bölgenin oluşumları. Bunların bir kısmı il sınırlarının dışarısında. Evet, devam edelim. Orta ve üst. Orta üst. Buradaki yoğunluklar şimdi işte kilometre karede 500 ila 250 kişiye düştü. Yani bunu yine bizim top sahası üzerinden şey yaparsak bir futbol sahasında 10 kişinin bulunduğu şeyler. Yani burada aşağı yukarı bir sahada yani iki yarı sahaya dağılmış bir futbol sahası. 11 kişilik bir takım gibi düşünebiliriz. Yani maç başlamadan önce yapılan antrenmanlar gibi, antrenmanlardaki yoğunluk düzeyi gibi düşünün. Yani evet. Buradan da İstanbul Kocaeli arası da neredeyse tamamen birleşti. Olarak. Yani işte bu artık bir koridor haline geldi. Evet. Evet. Bir sonraki beklediğimiz zaman. Evet. Bölge ortalığı artı eksi. Orta üst dediğimiz. Evet. Burası şimdi artık bu Marmara bölgesinin ortalama nüfus yoğunluğu ki burada aşağı yukarı şöyle söyleyelim 175 yani bir kilometre karede 17 kişi yani bir evet. futbol sahasında da aşağı yukarı 8-9 kişinin bulunduğu yoğunluklar. Yani bu aşağı yukarı Marmara bölgesinin ortalama yoğunluğu. Bakın burada bütün büyük Trakya'daki, Güney Marmara'daki, Doğu Marmara'daki bütün büyük kentleri görüyoruz. Yani bu evet, buradan şimdi devam edelim. Orta alt. Orta alt. Yani bunlar artık o Marmara bölgesinin yoğunluğundan daha alt yoğunluklara sahip olan yavaş yavaş işte kırsal alana giriyoruz. Kırsal alandaki bu oluşumları görüyoruz. Bunlar bir kısmı köy, İrice köy, yol bağlantılı üzerinde kurulmuş olan şeyler. Evet, devam edelim. Evet, ve düşük yoğunluk o. Birden harita birdenbire artık burada geldiğimizde artık Marmara bölgesinin bayağı düşük yoğunluklarına geldik. Burada yani bir kilometre karede bir kişiden az insan yaşıyor. Evet. Yani bir futbol sahasına da yarım kişi düşüyor diyebiliriz. Yani hemen hemen bunlar artık Marmara bölgesinin en düşük yoğunluklu kırsal alanları var. Bunun bir tane de daha altı var. İşte bu alana da geldiğimiz zaman en düşük yoğunluklar. Burası artık hemen hemen tarla diyebileceğimiz insanların yaşamadığı boş zirai alanlar, orman alanları gibi bölgeler. Şimdi haritaya bu şekilde baktığımız zaman görüyoruz ki Marmara bölgesinde aslında nüfusun çok büyük bir kısmı, çok sınırlı sayıda yerleşme üzerinde yoğunlaşmış ki buralarda Avrupa'da birazdan göreceğiz. Hiç benzerine rastlamadığımız yoğunluklar var. Ve tabii böyle olduğu zaman da arazi çok kıymetli, kiralar çok yüksek, emlak fiyatları çok yüksek. İşler buralarda şey yapmış, yoğunlaşmış, iş merkezleri burada yoğunlaşmış ve Marmara bölgesi bu bizim kahverengi tonlarındaki lekelerin olduğu yerlerde işte İstanbul Türkiye ekonomisinin motoru olarak çalışıyor. Geriye kalan alan ise son derece nüfusun az yoğunlukla dağıldığı bir kırsal alan haline geliyor. Şimdi buralarda tabii dikkat ederseniz İstanbul'un etrafında bugün İstanbul'dan ayrılma yasağı var. Yani İstanbul izinsiz olarak İstanbul sınırları dışına çıkılmıyor. Yani bunun da amacı İstanbul'daki, Bursa'daki, İzmit'teki büyük şehirlerin etrafındaki içinde yaşayan yoğun nüfusun bu illeri terk ederek kırsal alana gitmesi. Evet. Ve başka şehirlere gitmesi bu şekilde engellenmiş oluyor. Tabii burada kaç tane hasta var, gidenler hasta mı değil mi onları bilmiyoruz ama bu yoğunluk harita farklılaşması ki bu aşağı yukarı kabaca söylersek 1'e 100 gibi bir şey. Yani sarı bölgelerde kahverengi tonlarında 100 kişilik bir yoğunluk var. Mavi tonlarında da 1 kişilik bir yoğunluk var. Bu yani dünyada eşine benzerine pek rastlanmayan ve de bizim aslında kentleşme sürecimizin bütün özelliklerini bir, nasıl diyelim, yansıtan bir örüntü oluşturuyor.
Dünyada hükümetleri yansıtırken bir orada bir soru sormak isterim. Yani özellikle şey konusunda ne düşünürsünüz? Yani Avrupa'da çeşitli büyük şehirler var. Onların büyüklüğü, küçüklüğü tartışılıyor. Ama nüfus yoğunluğunu kıyasladığınız zaman... İşte onu en son olarak biraz onu göreceğiz. Bunu isterseniz bir sonraki slayda geçelim. Bir sonraki slaytta. Bir sonraki slaytta neden bahsettiğimiz burada daha iyi anlaşılabilecek. Şimdi herhalde bu haritada Türkiye'nin şeklini ve İstanbul'un olduğu yeri herkes görebiliyor, değil mi? Sağ alt köşede ve öbür tarafta da onun tam zıt ucunda Belçika'yı görebiliyoruz, İngiltere'nin karşısında. Şurada. Evet. Bunlar yerde. Gece ışık yoğunlukları mıdır? Bunlar gece ışıklarının uydudan çekilmiş resimleri. Şimdi bir de İtalya'nın kuzeyindeki bölgeyi, Milano'dan Venedik'e giden bölgeyi, o Po Ovası'nın oradaki büyük sanayi yoğunluğunu görebiliyoruz. Bir de İstanbul'u görüyoruz. İstanbul'daki ışık gördüğünüz gibi ne kadar konsantre. Konsantre. Evet. Öbür tarafta ise yani hem Kuzey İtalya'da hem de Belçika tarafında ışıklar ne kadar yaygın ve büyük alanlar kapsıyor. İşin ilginç tarafı o bizim az ışık olduğunu söylediğimiz İstanbul'da yaşayanların sayısı, toplam sayısı o geniş alanlar işgal eden Kuzey İtalya ve Belçika'daki bölgelerde yaşayanlardan daha fazla. Yani şimdi bu İstanbul'daki yoğunluğun Belçika'da gözlenen yoğunluktan veya İtalya'da gözlenen yoğunluktan neden ne kadar fazla olduğunu bu resim üzerinden açıkça görebiliyoruz. Mesela Paris şehrine bakınız. Paris şehrinin nüfusu İstanbul'un nüfusundan daha az. Ama yayılımı çok daha fazla. Yani bu tabii o bölgelerde kentsel alanın çok daha düşük yoğunluklu, kontrollü ve düzenli bir şekilde zaman içerisinde oluşulduğunu, herkesin rantın en yüksek olduğu yere bina yapmakta kendini Türkiye'de olduğu kadar özgür hissedemediğini gösteriyor. Yani bu ikisinin arasında tabii burada sosyal mesafenin nerede görece fazla, nerede görece az olduğunu kestirmek hiç de zor değil. Bu küçük araştırma, yani bu bizim başka amaçlar için yapılmış olan Marmara Bölgesi yoğunluk araştırması bize Marmara Bölgesi'nde hem Türkiye ölçeğinde en yüksek nüfus yoğunluklarının olduğunu hem de bu nüfus yoğunluklarının Avrupa'da eşi benzerinin olmadığını gösteriyor. Peki, bu da tabii... Devletin bu aldığı önlemleri, bu bizim özellikle gönüllü karantina uygulamasını ve aynı zamanda ulaşımda getirdiği kısıtlamaları büyük şehirlerden, 30 tane büyük şehirden sadece kendi büyük şehirlere, o da çeşitli belgeler sayesinde uçak seferleri var. Onun dışında aslında şehir genelinde bir kısıtlama var. Bir de gönüllü karantina var. Bunlar üzerinden okuduğumuz zaman bu yoğunluklar, yoğunluk haritaları bize ne söylüyor? Yani tabii bunların aslında ne kadar anlamlı olduğunu söylüyor. Çünkü eğer bir yerde nüfus yoğunluğu diğer çeperdeki nüfus yoğunluğundan 100 kat fazlaysa orada bu bulaşma riski de kırsal alana göre 100 kat yoğundur diyebiliriz. Yani o yüzden bu bulaşma riskini azaltmak için bizim bir işte gönüllü karantinaya ihtiyacımız var. Ve de insanların İtalya'da olduğu gibi hastalığın yoğun olduğu bölgelerden, hastalığın görece daha az yoğun olduğu bölgelere gitmesini engelleyecek bir takım kordon saniter derler, bir takım böyle kısıtlayıcı tedbirlere, giriş çıkış yasaklarına ihtiyaç var. Her ikisi de bu haritalara bakıldığı zaman bence son derece anlamlı, anlaşılabilir önlemler gibi geliyor. Bir yeri daha haritanızda altına çizmek istiyorum. Yani en azından soru sormak istiyorum. Aslında bu özellikle İstanbul üzerinde bakıldığı zaman, buradaki renk dağılımlara bakıldığı zaman yoğunluk kuzeye doğru azalıyor. Aslında bu da sınıfsal bir durum da var mıdır? Yani daha üst sınıfın yaşadığı... Tabii yani o düşük yoğunluklu olan bölgeler diye gördüğümüz yerler
Bugün İstanbul'da bu kapalı yerleşmelerin en yoğun olduğu bölgeler, ormanlar içerisinde. Tabii oralarda konutlar var ama konutlar daha biraz ferah yerleşmiş vaziyetteler. Böyle İstanbul'un işte merkezi alanlarında olduğu gibi dip dibe değiller. Yani İstanbul'un güneyi ve kuzeyi arasında çok belirgin yoğunluk farklılaşmaları var. Bu farklılaşmalar da aslında tabii şu anda değil ama çok ileriki tarihlerde epidemiolojik açıdan çok ilginç sonuçlar verebilir. Şu anda biz bunları yapabiliyoruz. Bu gönüllü karantina üzerinden bakacak olursak, biliyorsunuz çeşitli reklamlar yapılıyor. Televizyondan takip ediyoruz kamu spotları. Burada işte çeşitli ünlülerin görece daha ferah evlerinde kendilerini gönüllü karantina aldıklarını görüyoruz. Ama özellikle Güney İstanbul'a bakıldığı zaman nüfus yoğunluğunun dediğiniz gibi bir futbol sahasında 10 takıma bedel olduğu yerlere bakıldığı zaman ve buradaki daha işe gitmek zorunda olan kişileri de göz önüne alındığın zaman burada aslında gönüllü karantina mı sizce daha anlamlı bir engeldir, yani önlemdir, yoksa sokağa çıkma yasağı mı? Bununla ilgili ne düşünürsünüz? Ya bu tamamen yani kişisel görüş yani olarak. Burada yani bu konuda beni doğrusu, yani çünkü bu sadece yoğunluk üzerinden yanıtlanacak bir şey değil. Yani bunun evet, başka tarafları da var. Bu soruda pek bir şey söylemek istemem ama söyleyebileceğim şey bu yoğunluk farklılıkları, kent içindeki yoğunluk farklılıkları elbette sosyal katmanların ikamet alanları itibariyle birbirinden çok farklı bağlamlarda yaşadıklarını açıkça gösteriyor diye söyleyebilirim. Yani bu sokağa çıkma yasağı, karantina gibi konular benim uzmanlık alanımı biraz geçiyor. O konuda pek bir şey söylememeyi tercih ediyorum. Tabii ki. Çok iyi anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Peki bu çalışmanızın bir sonraki evresine bu bulguları yansıtırsanız nereye doğru gidiyor çalışmanız? Yani Türkiye'de yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır, yani bu çalışma aslında yani bu çok boyutlu bir şey. Bunun arkasında raiç bedellerle ilgili haritalar var. Bunların bu bölgelerdeki arazi kullanım örtüsü farklılaşmasına ilişkin haritalar var. Bunların sentezlerini yaparak Marmara bölgesinin neoliberal döneme geçişle beraber sergilediği dönüşüm süreçlerinin bir çeşit öyküsünü yazmak istiyoruz. Evet. Bu Marmara bölge ölçeğinde şimdiye kadar kısmen yapılmış ama bir bütün halinde yapılmamış bir şey. Bu yapıldığı zaman işte İstanbul kentsel bölgesinin nasıl oluştuğunun bir çeşit öyküsünü yazabiliyor olacağız diye düşünüyoruz. Ortaya çıkan sonuç şimdiden şunu söyleyebiliriz. 1980'li yıllarda Marmara bölgesinde bugüne oranla çok daha konsantre ve İstanbul ağırlıklı bir dağılım vardı. 1980'li yıllarda İstanbul bugünkünden farklı olarak büyük bir azman sanayi kenti kimliğindeydi yani. Hı-hı. Ve artık nüfusun çok büyük bir kısmı kentin ilk 20 kilometrelik alanında yaşıyordu. Yani Pendik ile Yeşilköy arasında yaşıyordu. Pendik'in dışına çıktığımız zaman yoğunluklar çok belirgin bir şekilde azalıyordu. Aradan geçen 40 yıl içerisinde İstanbul'un bu Doğu Marmara Koridoru, Bursa civarında ve Trakya'da Çerkezköy, Edirne, Kınalı aksı üzerinde bir miktar desantralize olduğunu görebiliyoruz. Ama bu süreç, yani İstanbul'un desantralizasyon süreci nüfusun büyüklüğü ile karşılaştırıldığı zaman hem çok gecikmeli hem de çok az, sınırlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ve sonuçta Avrupa'da eşi benzeri olmayan çok konsantre bir kentsel bölge oluşumuna rastlıyoruz. Ve burada hala İstanbul ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Burada bu harita yapıldığı zaman henüz bu Osman Gazi Köprüsü devreye girmemişti. Hı hı. Evet. Osman Gazi Köprüsü'nün devreye girmesi, Çanakkale üzerinde yapılacak köprünün devreye girmesi
yeni yeni altyapıların yapılması Marmara bölgesinde de nüfus dağılımını değiştirecek diye düşünüyoruz. Ama hala yani bu haritalar bize gösteriyor ki kendi haline bakıldığı zaman, planlanmadığı zaman nüfus desantralizasyonu o kadar kolay gerçekleşmiyor. Ve nüfusun yığılmasını tetikleyen, teşvik eden faktörler, nüfusun desantralizasyonunu teşvik eden faktörlerden çok daha baskın, onlara galebe çalıyor. O yüzden de İstanbul kendi nüfus büyüklüğüne göre çok az alan kullanan ve çok yoğun yaşayan bir kent. Bunun toplumsal açıdan, ekolojik sürdürülebilirlik açısından bir sürü problemleri var. Bunları tabii burada girmiyoruz. Evet. Ama bu haritalar neden İstanbul'un etrafına bir kordon saniter kullanılıp giriş ve çıkışın denetim altına alındığı gerçeğini çok iyi açıklıyor, gösteriyor. Evet. Aslında ilk başta bir ören yerleri, mesire yerlerine de bir engel getirilmişti ama şimdi artık şehirlerden çıkmalara engel getirildi. Evet, evet. Yani buradaki esas şey şehirden ayrılmak. Yani şehirler, şehir karantinaları var yani. Şehrin etrafında bir sınır var. Evet. Şehrin içinde gezinmek serbest ama şehrin dışına çıkmak kontrol altında, denetimli oluyor. Evet. Murat Hocam, çok teşekkür ederim. Çalışmanızın nihai halini heyecanla bekliyoruz. Umarım başka vesileler sizi tekrar ağırlayacağız programımızda. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Peki, ben teşekkür ederim. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Murat Hocam'a tekrar teşekkür ederim. Umarım herkes evinde ve sağlıklıdır. Önümüzdeki haftaki programımıza kadar bizlerle iletişime geçmek isterseniz İST hepimizin sosyal medya hesaplarında bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler, iyi günler.